Evet. Hazır mıyız? Çok güzel. İyi mesailer değerli basın mensupları. Bugün Sayın Erdoğan'ı çok dikkatle dinledim. Dinleyip anlamaya çalıştım. Ben zannettim ki Sayın Erdoğan, Sayın Genel Başkanımızın kendisine geçen hafta yönelttiği bu 7 soruya cevap verecek. Sanıyorum bunu okumamış. Eğer okumamışsa kendisine bunun ses kaydını yollayabiliriz. Ya da bir danışmanına talimat verip okursa bence bu tartışmalar, FETÖ tartışmaları büyük oranda sonda bulabilir. Bizim beklentimiz, dileğimiz Sayın Erdoğan'ın, Sayın Genel Başkanımızın milletimiz adına kendisine sorduğu bu 7 soruyu cevaplamasıdır. Bu soruları cevapladığı anda bizim için FETÖ tartışması bitecektir. Yani siyasi ayak tartışması bitecektir. Ancak ısrarla bu tartışmayı sürdürüyorlar diyen Sayın Erdoğan'a hatırlatmak isteriz ki ısrarla bu tartışmayı sürdüren biz değiliz. Bu tartışmayı 28 Aralık 2018'den beri ısrarla sürdüren Sayın Bahçeli'dir. Mesela biz en son 20 Haziran 2019'da siyasi ayakla ilgili araştırma önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdik. 20 Haziran 2019. Neredeyse bir yıl önce. Fakat Sayın Bahçeli 28 Aralık 2018'de bunu sormuş. FETÖ'nün 8 ayaktan 7 ayağı ortaya çıkarıldı. 8. ayak yani siyasi ayak ortaya çıkarılsın kardeşim diye feryat etmiş. Kim etmiş? Sayın Bahçeli etmiş. Yetinmemiş. 5 Kasım 2019'da Sayın Bahçeli feryadını sürdürmüş. Siyasi uzantılar konusunda mesafe alınmıyor. Siyasi ayak ortaya çıkarılmalı diye feryat etmiş. Kılıçdaroğlu etmemiş. Sayın Bahçeli etmiş. Yetmemiş. 8 Ocak 2020'de yakın bir tarihte tekrar bir gazeteye demeç vererek gene bir yıl sonra tekrar gene 8 ayağın 7'sinde önemli mesafe alındığını ama 8. ayakla ilgili hiçbir iş ve işlem yapılmadığından şikayet etmiş, feryat etmiş. Yani Sayın Erdoğan bilmelidir ki FETÖ tartışmaları siyasi ayak tartışmalarıyla ilgili feryat ve bunu sürdürme çabası Sayın Kılıçdaroğlu'ndan önce Sayın Bahçeli'nin ısrarıdır. Hoş, Sayın Bahçeli'nin bu ısrarı yanlış bir ısrardır diye bunu söylüyor değil. Ama tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına söylüyorum. Erdoğan, Sayın Genel Başkanımızın kendisine sorduğu, çok değil ya, 7 tane soru var. 7 tane soru var. Bunu ben okumadığını zannediyorum. Sevmiyor okumayı, biliyoruz. Tekrar söylüyorum. Bunun ses kaydını yollayalım, bu 7 sorunu. Bunlara cevap versin, bu tartışma bitsin. Kaldı ki değerli arkadaşlar, süren tartışma FETÖ'nün doğumundan 15 Temmuz 2016'ya kadar olan tartışmadır. 15 Temmuz gecesinden sonra başlayan tartışma, yani yapılması gereken tartışmaya daha girmedik. 15 Temmuz günü saat 17'den itibaren Ankara'da ne olup bittiğiyle ilgili tartışmaya henüz başlamadık. Kaldı ki kamu vicdanı da Erdoğan'ın AK Parti'nin FETÖ ile ilişkilerinde çok derin bir mesafe kat edildiğinin, güçlü bir mesafe kat edildiğinin farkında. Kaldı ki Sayın Erdoğan kendisi de FETÖ örgütüyle ilgili olarak kısmi bir günah çıkardı. Çıkardı. Allah beni affetsin, milletimden özür diliyorum dedi. Peki bu zımnen de olsa bir suçun ikrarı değil midir? Şimdi Erdoğan milatları habire değiştiriyor. Şimdi bu sefer de miladı daha geri çekmiş. Efendim hani 17-25 Aralık'ı milat olarak kabul etmişti ya. Şimdi tabii 17-25 Aralık pis bir iş. FETÖ'nün bunu ortaya çıkarması 17-25 Aralık'taki pisliği ve kirliliği ortadan kaldırmıyor. Onun için Hazret miladı geri çekmiş.
Diyor ki ben 2010'dan beri bundan mücadele ediyorum. Şimdi bu çerçevede benim başka ve yeni sorularım da olacak. Çünkü 2010 referandumunda, 12 Eylül referandumunda Fethullah Gülen'in şöyle bir talimatı vardı. Bu referandumun geçmesi için mezardan ölülerinizi kaldırın, oy versinler talimatı Fethullah Gülen'e aittir. Sonra Sayın Erdoğan bu milat konusunda çok değişik tarihler verme huyu da edindi. Efendim dedi, asıl mücadele 7 Şubat 2012 MİT kriziyle başladı dedi. 7 Şubat 2012 MİT kriziyle. Peki o zaman sormazlar mı? Sen 2010'un inandırıcılığı yok. 2010'da, 2010 referandumunda Erdoğan'la Fethullah Gülen kol kola o referandumda çalıştılar adeta. 7 Şubat MİT krizi, MİT operasyonunda kendisi ameliyat masasındayken MİT'e operasyon yapıldığında, MİT müsteşarımıza operasyon yapıldıktan sonra Erdoğan ne yaptı? Mayıs 2013'te MİT krizinden hemen sonra Pensilvanya'ya FETÖ terör örgütünün elebaşına hangi çok önemli devlet adamını ve hangi çok önemli siyasetçiyi gönderdi? Ve niye gönderdi? Buradan Erdoğan'ın 7 Şubat'ta ben mücadeleye başladım iddiasının çürüdüğünü çok net görüyoruz. Bunu çürüten çok iddia var. 2004 MGK kararları önüne koyuldu. 2010'da gördüğünü söylüyorsun FETÖ'yü ilk olarak. Peki 2004'te önüne koyulan MGK kararlarını niye görmedin kardeşim diye de adama sorarlar. Peki Erdoğan'ın bir bakanının daha 4-5 yıl birlikte yol yürümemiz lazım iddiası ve ifadesi orta yerdeyken 4-5 yıl birlikte yol yürümemiz lazım dediği Fethullah Gülen ve camiası. Bu bakanla ilgili ne yaptın Sayın Erdoğan? Bunu da tabii sorarlar. Ve 17-25'ten sonra hadi geldin bütün bu milatları çürütüyoruz. Yani 2010'da mücadeleye başladım koca bir yalan. 7 Şubat MİT krizinden sonra başladığım mücadeleye koca bir yalan. 2012. 2004 MGK kararlarını gördükten sonra bunu hükümetin MGK'ya katılmayan bakanlarından sakladığı koca bir gerçek ama. 2004 MGK FETÖ ile yurt içi ve yurt dışında ciddi bir mücadele planı yapılmasıyla ilgili MGK kararını MGK'ya katılmayan bakanların haberinin olmaması Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele etmeyi şöyle bırakın, FETÖ'yü desteklemek konusunda her şeyi yapmaya hazır olduğunun da açık bir göstergesi. Peki geliyoruz 17-25'ten sonra gördüğünü varsayar isek. Geçtim 7 Şubat MİT krizini, 2010'u, 2004'ü geçtim. 17-25 Aralık kepazeliğinden sonra bunun gerçek yüzünü gördüğünü zannediyor ise, böyle iddia ediyorsa, bu miladı çok geri çekmekle birlikte, o zaman sorarım. Sayın Fehmi Koruyu apar topar hemen git diyerek, çok acele et, çabuk git diyerek Pensilvanya'ya göndermekten muradın neydi diye de sormak bizim hakkımız. Değerli arkadaşlar, oldu bitti. 2004'te ister miladı 2004'e çeksin, ister 2010'a, ister 2012'ye, ister 2013'e, ister 15 Temmuz'a. Ama işin doğrusu şudur, Erdoğan için FETÖ'yle kesin katı bir ayrışma 15 Temmuz 2016 saat 17'dir, 18'dir. Ondan önce FETÖ'nün hükümete, devlete yönelik bütün girişimlerine rağmen Erdoğan arayı iyi tutmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Ne yapmış mesela? 17-25'ten sonra dikkatinizi çekiyorum. FETÖ okullarına sonra kapattığı FETÖ okullarına ne kadar yardım etmiş değerli arkadaşlar hükümet? Erdoğan cebinde ne sağ menna ya? Teşvik olarak öğrenci teşviği adı altında 214 trilyon eski parayla FETÖ okullarında okuyan öğrencileri teşvik etmek için bu devlet para dağıtmış. Hani sen 2010'da gördüydün?
2010'dan geçtim. Hani sen 2013'te gördüydün 7 Şubat MİT krizinde? 17-25 Aralık'tan bahsediyorum, 2013'ten. Yani 17-25 Aralık'tan sonra da Sayın Erdoğan ilişkiyi korumaya çalışmış. Peki, dönemin İçişleri Bakanı diyor ki, 81 il emniyet müdürünün 74'ü FETÖ'cü çıktı. Soruyor, 74 il emniyet müdürü kararnamesinin altında kimin imzası var? Yani sen 2010'da başladıydın mücadele. Bu emniyet müdürlerinin hepsi 2 yıllık, 3 yıllık bilemedim. Soruyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay kadrosunun 1/3'ünü FETÖ'ye teslim ederken, bunların hepsi 2010'dan sonra yerleşti buralara, sen neredeydin? Soruyorum, yargıya kitlesel atama yaparken yargının yüksek yargı ve ilk derece mahkemeler dahil yarısını FETÖ'ye teslim ederken 2010'u unuttun mu? 2013'ü, 7 Şubat'ı unuttun mu? Bunlar yok. 15 üniversite kurdun. Ayıp. 15 üniversite kurdun. Sonra kapattın 15 Temmuz'dan sonra. Ama bakın, bu üniversiteler 2011, 2013, 2013, 2012, 2010. 15 üniversitenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, 8 tanesi 2010'dan sonra kurulmuş. Yani sen 2010'da bunu görüp mücadeleye başladıydın. FETÖ Üniversitesi bunlar. 2010'dan sonra 7 tanesi. Şimdi hepsini kapattın. Hepsini kapattın. Şimdi nasıl bir görme bu? Bakmak mı, görmek mi? Görüp de görmezden gelmek mi? Sonra arayı düzeltiriz mantığı mı? FETÖ'ye bu kadar seni teslim olmana gerek duran, FETÖ'ye bu kadar teslim seni eden ne var? Nasıl bir bağ var? Nasıl bir ilişki var? Bunu da anlamak mümkün değil değerli arkadaşlar. Ve bir şey daha. Diyor ya, ben 2010'da gördüm. Hadi olmadı 7 Şubat 2012. Hadi olmadı 17-25 Aralık 2013'te bunun terörist olduğunu gördüm diyorsun. Bu ne? Bu şu. Bir milletvekilimizin soru önergesine bakanın verdiği cevap. Adı geçenin, burada adı geçen Fethullah Gülen'in bizatihi kendisi. Adı geçenin 30.01.90 tarihli tahsis talebine istinaden 1-2-1990 tarihinden itibaren yaşlık aylığı bağlanmış olup en son 2016 Haziran dönemine kadar şu kadar para ödenmiş, maaş ödenmiş. 2016 Haziran. Darbeden bir ay öncesine kadar beyefendiye terörist olarak algıladığı, gördüğü beyefendiye bir de maaş ödemişsin. Şimdi ondan sonra diyor ki sürdürüyorlar. Biz sürdürmüyoruz. Cümle alem FETÖ'nün 15 Temmuz'a kadar doğumundan, yani örgütün doğumundan AK Parti döneminde devletin kılcal damarlarına kadar yerleşmesini, yerleştirilmesinde senin hem hamiliğin var, hem bu yönüyle zaten FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbesinden bir ay öncesine kadar ilişkin ortada. Arayı düzeltmek için yollamadığın elçi kalmamış. Okullarına yapmadığın bağış kalmamış. Kaç tane üniversite istedilerse o kadar üniversitenin kurulmasını sağlamışsın. 15 Temmuz'dan sonrası ayrı. Bir tartışma gerekiyorsa onu da hep beraber yaparız. Ama bizim şimdi burada asıl derdimiz Sayın Genel Başkan'ın soruları da 15 Temmuz'un başarılı olması üzerine zaten. Başarılı olsaydı diye sorular soruluyor. Baylokçuların niye açıklanmadığı, HTS kayıtlarının o gece 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderlerinin HTS kayıtlarının niye açıklanmadığı, kimlerin kamuda belli üst düzey yönetici yapılacağı ve 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na mecliste kurulan, sonra raporu çalınan Araştırma Komisyonu'na Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nı niye göndermediğini ve komisyon raporunun niye açıklanmadığını ve FETÖ borsasını kimin kurduğunu ve FETÖ soruşturması yapan, istediği kararları çıkarmayan savcıların neden, hangi gerekçeyle görevden alındığı gibi sorular var burada. Bunlara cevap yok. Sonra Sayın Kalın tutuyor diyor ki bize,
samimiyet çağrısı yapıyor İbrahim Kalın. Efendim bu konuda samimi olmalıyız falan. Biz samimiyiz. Biz samimiyiz. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 siyasi parti var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 7 tanesi bizim gibi düşünüyor. Yani FETÖ'nün siyasi ilişkileri ilişkileri ortaya çıkarılmalıdır diye düşünüyor. Talebi var. Talebi olmayan partiler AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi. Bunun dışındaki 7 partinin talebi var. Biz samimiyiz. Sayın Kalın, benim muhatabım değilsin ama söylüyorum buradan. FETÖ borsasını kim kurdu? Gel mecliste ortaya çıkaralım. FETÖ yargısını kim dizayn etti? Ortaya çıkaralım. Gezi husumetini kim pompaladı bu ülkede? Ortaya çıkaralım. Buna hazırız. Ve halen mesela bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne FETÖ ile ilgili, siyasi hakla ilgili 3 grup başkan vekili olarak verdiğimiz araştırma önergesini indirmiyoruz. Bu da bizim samimiyetimizin bir göstergesi olsun. Biz indirmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu uzlaşmazsak çıkmayacak. Ama diyoruz ki Cumhurbaşkanı Sözcüsü ne kadar samimiyse biz onun iki katı samimiyiz. Peşin bir hükmümüz de yok. Erdoğan'ın ve AK Parti'nin FETÖ ile ilişkisini bizim iddia etmemize gerek yok. Çarşaf çarşaf söylemler, sözler ve fotoğraflar ortaya da duruyor. Milletin hafızasında bunlar var. Fehmi Koru orta yerde duruyor. Oraya giden en yüksek devlet memuruyla en üst düzey siyasetçinin adı sanı belli. Bunu herkes biliyor. Ama 15 Temmuz başarılı olsaydı, 15 Temmuz gecesi kıyıda köşede saklanıp duruma göre vaziyet alan çok sayıda AK Partilinin akıbetini ben merak ediyorum. Neredeydiler? Orta yerde Cumhuriyet Halk Partililer vardı 15 Temmuz gecesi. Orta yerde AK Partili falan yoktu. Evet, meclise bir kısım AK Parti milletvekili geldi. Onlar kadar biz de vardık. Sayın Genel Başkanımızın nerede olduğu 15 Temmuz gecesi belli. Ama diğerlerininki belli değil. Mesela Sayın Genel Başkan'la aynı uçakta olan, şimdi AK Parti üst düzey yönetici olan Sayın Yazıcı'nın havalimanından ayrıldığını ve ondan sonra nereye gittiğini bilen var mı? Yok. Dolayısıyla bu bir samimiyet sınavıysa biz buna hazırız değerli arkadaşlar. Süre uzadı. Diğer konuları yarına bırakırız. İdlib'le ilgili konular vardı. Ben sorularınız varsa ben Osman Kavala'nın 840 gün bence gereksiz yere özgürlüğünden alıkonulduğunu düşünüyorum. Dün Gezi davası beraatla sonuçlanmıştır. Ne kadar enteresan ki aynı gün davası, karardan 1-2 saat sonra İstanbul Cumhuriyet Savcısı bir açıklama yaparak gözaltı kararını işleme aldığını söylüyor. Savcı, biraz inandırıcı ol. Bari bunu mahkemeden 2 gün önce yapsaydın. Bu mahkemeden beraat kararı çıkmasaydı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Kavala'yı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturmaya dahil edecek miydi, etmeyecek miydi? Dahil değilse bugüne kadar niye bizim haberimiz yok? Dahil değilse bugüne kadar bu kapsamda hiç duruşma yapılmadı mı? Bundan sebep Kavala ile ilgili alınmış bir tutuklama kararı var mı? Yok. Ama bir talimat var. Ne var? Bazı manevralarla beraat ettirildiler diyor. Kim diyor? Sayın Erdoğan diyor. Dün sözcüsü mahkeme kararı demişti. Bugün Erdoğan manevra diyor. Şimdi bu mahkeme kararına manevra derseniz, tabii ben de ileride bir gün HSYK başkan vekili olurum umudunu taşıyan çok sayıda savcı harekete geçer. Ve bunu bir talimat gibi algılar. Nitekim öyle olmuştur. Sayın Kavala'nın gözaltı kararı Erdoğan'ın talimatıyla saray yargısı tarafından alınmıştır. Hiçbir hukuki yanı yoktur. Bu vesileyle şunu söylemek lazım. Gezi ile ilgili Gezi husumetini kim besliyor diye sormuştum biraz önce. Bir vandal arıyorsak Gezi'de, o da şudur. İçinde insanlar uyurken, içinde insanlar otururken çadırları yakanlar, o çadırların üstüne tomaları, panzerleri, tankları sürdürenler, bu emri verenler vandaldır. Böyle bir Gezi sürecinde doğa ve çevre hassasiyetine, yeşil şehre duyarlı, düşünceyi ifade özgürlüğü amaçlı, böyle barışçıl bir hareketi vandalizm diye ifade etmek, tarif etmek, gezi döneminde yaşananları görmemek demektir. Eylem, tepki,
gayet güzel gidiyordu. Ne zamana kadar? Çadırlar yakılana kadar. İçinde insanların uyuduğu çadırların üstüne tomalar, panzerler sürdürülene kadar. Siz insanların çadırlarını yakarsanız, insanların can güvenliğini tehlikeye sokarsanız o insanların refleksi normal. Ama dün söyledim, devletin belediye otobüsünü, kamu polis araçlarını yakanlar geziye katılanlar değildir. Oradaki ajan ve provokatörlerdir. Bir vandal arıyorsa o ajan ve provokatörlerle iş tutan onlara o talimatları verenlere baksınlar. Geziyi bu hale getiren gezi bileşenleri, geziye katılan 30 milyon, gönlü gezide olan 30 milyon değildir. Gezi sadece Taksim'den ibaret değildir arkadaşlar. Kızılay'da da gezi vardı, Diyarbakır'da da vardı, Sinop'ta da, Muğla'da da, Gümüşhane'de de, Trabzon'da da. Bütün şehirlerin meydanlarında gezi vardı. Bir toplumsal duyarlılıktı bu. Doğa ve çevre hassasiyetiydi. Düşünceyi ifade özgürlüğüydü. Nasıl giyineceğine, ne yiyip ne içeceğine, nasıl doğuracağına insanlar kimsenin karışmaması için bir refleks gösterdi. 352 cuma geçti. Nerede bu camide içki içenler? Ey Erdoğan, hani video elimde diyordun. Video elimde. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan toplumu bu kadar ayrıştırırsa, ben de öteki %50'yi harekete geçiririm derse, toplumun %50'siyle %50'sini çatıştırmak için tehdit dili kullanırsa, işte asıl vandal odur. Asıl vandal odur. Vandallık odur. Yoksa ağaç kesilmesin, Gezi Parkı bu şekliyle kalsın demek, vandallık demek değildir. Dolayısıyla yargının siyasallaşmasının acı kötü bir örneğini de dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı maalesef kamuoyuna yaşattı. Bundan üzüntü duyuyoruz. Gezi davasının da tıpkı Ergenekon balyoz davaları gibi bir mizansen ve kumpas davası olduğu da böylece ortaya çıktı. Osman Kavala'yla, Sayın Osman Kavala'yla ilgili belli ki Sayın Erdoğan'ın özelde bir husumeti var. Belli ki bir husumeti var. Bunu ben bilemiyorum ama hiç kimsenin haksız yere cezaevinde bir gün bile fazla yatması hukuk normlarına son derece aykırıdır değerli arkadaşlar. Evet. Buyurun. Şimdi Erdoğan'ın genel başkana bu konuda atacağı çamur onun elinden kopmaz, onun elinde kalır. Yani siyasi partilerin, liderlerin birbirini eleştirmesini, birbirleriyle sert münakaşalara girmeleri olağandır. Ama Kılıçdaroğlu'na her şey yakıştırabilir belki ama FETÖ'cü ifadesini yakıştırmaz. Kamu vicdanı bunu satın almaz. Kamu vicdanı bunu satın almaz. Çünkü FETÖ ile geçmiş ilişkisini reddetmeyen ve biraz önce tarih tarih verdiğim bütün ilişkilerin mimarı Sayın Erdoğan'dır. Yani Kemal Bey'e bir çamur atacaksa o çamur Erdoğan'ın elinden Kemal Bey'e doğru yanaşmaz bile. Değmez bile. Başka çamur bulsun ona bir şey demem. Ama tekrar ediyorum Sayın Erdoğan'ın evet kendisi de aslında milletten bir özür diledi. Bu konuda kusurunu, suçunu, ihmalini adına ne derseniz deyin itiraf etmiştir. İtirafında kalmasının bence kendisine yararı var. Ama Erdoğan biliyor da 15 Temmuz başarılı olsaydı kim başbakan olacak, kim müsteşar olacak bunları açıklamıyorsa asıl kusur buradadır. Dolarların kimin evinden çıktığını herkes biliyor. Sadece bir dolar değil, ayakkabı kutularında, elbise kamboşlarında, çikolata kutularında çokça doların çıktığı, para sayma makinelerinin, para kasalarının kimde olduğunu, nasıl olduğunu, paraların bir gecede nasıl kaçırıldığını, paraları kaçırmak için oğlum git şuradan şu villayı da satın al, şuradan şu iki tane de ev al, kim dedi, kime dedi, bunu herkes biliyor. Bize buradan bir şey gelmez. Buradan dolayı Erdoğan'a ekmek çıkmaz. Ben sözcüsüne cevap veriyorum tekrar. Biz de samimiyiz. Senin bir kusurun var. Bunu sen de itiraf ettin zaten. Senin bir ayıbın var. Bunu sen itiraf ettin. Kusurun için Allah'tan, ayıbın için milletten özür diledin. Şimdi ne tekrar dönüp dolaşıp FETÖ CHP'de Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağı diyorsun. Kim yer bunu? Böyle bir şey olabilir mi? Ben hep söylüyorum. Erdoğan'ın çok kötü bir huyu daha gelişti. Bir sürü kötü huyu var bana göre ama
Milletin aklıyla ve haliyle dalga geçmek gibi bir huy edindi Erdoğan. Bunu yapmasın bence. Millet sevmez böyle şeyleri. Evet. Buyurun efendim. Kamunun olur. İki ayrı soru hemen kısa. İş Bankası ile ilgili düşüncemiz çok net arkadaşlar. Geçmişte de tek adam yönetimlerinde ve darbe dönemlerinde Atatürk'ün vasiyeti anayasaya aykırı bir şekilde çiğnenmiştir. Ama Türkiye normalleştiğinde, hukuk devleti işlemeye başladığında Atatürk'ün vasiyeti gereği Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün hisselerini temsilen 4 üyesini ya da üyesi olmayabilir ki değil bazıları, orada Atatürk'ün vasiyetini temsilen tutar. Bundan sonra da böyle olacaktır. Orta yerde bu anayasa varken bunun aksi olamaz. 11.10.1963'te Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar çok açık ve nettir. Sayın Erdoğan'ın bunu da okumasını talep ederim. Ve Ankara 3. Ticaret Mahkemesi'nin 1993'e 842 sayılı kararını da okumasını dilerim. 1963-1993. Yani böyle bir bankaya Atatürk'ün vasiyetini çiğneyerek, ayaklar altına alarak bir bankaya çökme operasyonunun en çok Erdoğan'a ve AK Parti'ye ve Türkiye ekonomisine zarar vereceğini hiç merak etmeyin. Sayın Erdoğan benden iyi biliyordur. Dolayısıyla İş Bankası ile ilgili bir tartışmaya girmeyi lüzumsuz iş olarak görüyoruz. Böyle bir şeyin olabilmesi orta yerde bu anayasa varken mümkün değil. Hayır. Tıpkı işte 12 Eylül 1980 askeri darbesinde olduğu gibi bir dönem Türkiye'de vardır deniyorsa ona bir şey diyemem. Demokrasinin gelmesini beklerim. Demokrasinin çalıştığı günleri beklerim. Çok net söylüyorum. Darbe senaryoları var. İki şey olabilir. Bu darbe söylentileri bence Erdoğan'ın kaybettiği prestij ve imajını, kamuoyu desteğini yeniden toparlamak için mağrur Erdoğan'ı mağdur gösterme gayreti olabilir. Çünkü böyle bir darbe söylentisi en çok Sayın Erdoğan'ın işine yarar. İkincisi şu olabilir. Türkiye'de işler çok kötü. Dış politikada çok kötü, iç politikada çok kötü, ekonomide çok kötü, eğitimde, sağlıkta çok kötü. Bu noktada Cumhur İttifakı bir darbe paranoyasına tutulmuş olabilir. Ben her ikisi özellikle darbe paranoyasına tutulmalarına hiç gerek yok. Çok kesin olarak söylüyorum, Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Bugüne kadar olan 27 Mayıs dahil, 12 Eylül dahil, 12 Mart dahil, 28 Şubat dahil, 15 Temmuz dahil, 20 Temmuz dahil bütün diğer darbeler aynıdır, lanetlenmelidir, yanlıştır, çirkindir. Demokrasimize müdahaledir, temel hak ve özgürlüklerimize müdahaledir. Bundan sonra da kimse ama kimse, ne asker ne sivil, kimse darbe yapmayı aklından bile geçirmesin. Recep Tayyip Erdoğan bir darbeyle oradan inmeyecektir. İnemez. Böyle bir şeye tevessül edilirse Erdoğan'dan ve AK Parti'den önce Cumhuriyet Halk Partisi o girişim karşısında görevini yapar. Göğsünü siper eder. Elbette Erdoğan oradan inecek. İnşallah çok kısa bir sürede yapılmasını beklediğim seçimlerde sandık marifetiyle Recep Tayyip Erdoğan oradan inecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığında Erdoğan'ı, daha doğrusu seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek bir tank, top henüz icat edilmemiştir. Evet. Herhalde bu kadarız. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Size iyi mesai veriyorum.